Lan. Biraz tarihi götürün be. Bağırma lan. Ne gerizekalı. Kurşunu çıkardık, yarını diktik işte. Zaten senin yerin hastane değil, ancak hayvan barınağı olur. Ama orada da maalesef yer yok. Serdar komutan, albayım geliyor. Komutanım. Burada mı Serdar? İçeride komutanım. Maalesef füzeleri kaçırmayı başardılar komutanım. Adamı burada tutamayız Serdar. Büyük operasyon ne? Farid kim? Her şey tam bir muamma komutanım. Yaralıyım dedim lan. Acil tedavi istiyorum. Hastaneye götürün beni. Adamı teslim etmezsek kriz çıkacak Serdar. Komutanım, Erhan Farid'in en yakını. Onu elimize geçirmişken çözmeliyiz bence. 2 saat sonra bu adamı karargaha bekliyorum. 2 saat. Emredersiniz komutanım. Ya oğlum bir dur lan. Kaza çıkacak şimdi. Ulan bu mu sizin dillere destan şefkatiniz? Lan bana bak lan. Oğlum sen var ya. Yat kalk bizim Serdar komutana dua et. Çünkü o olmasa var ya. Ben sana o şefkati yudum yudum içirir, nefes nefes soluturum la. Şimdi öyle boş boş konuşup ses çıkarma, tamam mı? Sakın ses çıkarma. Sus sana lan, sus! Tüh gelmedi. Eslim. Ailenle ilgili çok şey biliyorum. Albay ne dedi Serdar? 2 saatimiz var. Beni burada tutmaya hakkınız yok. Hemen konsolosluğa haber verin. Haklarımı biliyorum ben. Kordon burada olsaydı sana konsolosluğu gösterirdi. Hah be Celil. Ama merak etme. Onu aratmayız. Farid var ya. Buraları başınıza yıkacak. Yanlış adama bulaştınız. Sizin çapınız yetmez ona lan. Bak sen. Komutan 2 saat verdi. Bence yeterince uzun bir süre. Biz 15 dakikada çözeriz bu acemi olancığını, değil mi? Değil mi lan? Değil mi? Konuş lan, konuş! Konuş! Ha? Ne planlıyor lan bu Farid Uyuz'u ha? Ne planlıyor ha? Ne yapıyorsun? İşkence mi yapacaksın bana? İşkence mi? Tövbe de. Çünkü işkence ile ilgili şöyle bir bilgi var ki, işkence insana yapılan şey. Hayvana yapılan şeye eziyet denir.
O yüzden sana burada yapacağım şeyin gerçek adı eziyet. Şimdi şu şarkıyı ezberle. Şimdi sana muhteşem derecede güzel bir şarkı getirdim. Sen bu şarkıyı öğrenmeye bak. Çünkü şöyle bir karar aldım. Sen bu şarkıyı ezberleyene kadar tek tek bütün parmaklarını, sonra ayaklarını, sonra kulaklarını, sonra da en sonra da hop burnunu keseceğim. Burnunu en sona bırakacağım. Bence sen şu şarkıyı ezberlemeye bak. Yaz oğlan, maestro. Yaz oğlan. Eslim, kardeşin yaşıyor. Eslim! Sus lan. Eslim! Sağ kolu alalım. Evet. Bak yavrum. Bence şarkıyı bir an önce ezberlemeye bak. Çünkü o kadar ezberlemesi kolay bir şarkı değil. Yani uzun sürebilir. Yani onu söyleyeyim en başta. Çok uzun, çok. Acaba hangisinden başlayayım? Bundan mı, bundan mı? Bıdıktan başlayayım, dur. Getir bıdığı. Lan bıdık. Bıdık hatta gidiyor. Hadi bakalım. Dur oğlum, dur. Ne diyorsun? Yapma. Oğlum anlamadım. Ne diyorsun ya? Yüzbaşı, ne yapıyor bu be? Manyak mısınız siz? Lan. Ben karışmam. Dediğini yapar. Bence sen şarkıyı ezberle. Ya da daha kolayı, trenden mühimmatı niye çaldın? Büyük plan ne? Farid kim, bunu söyle. Tamam, şunu şuraya bir tıkayım da ben. Aferin, tamam. Evet, operasyona devam ediyoruz. Hangisinde kalmıştık? Bu sefer acaba... Aha, sıra bunda. Ya! Ver öyle! Dur, acımayacak lan! Ne bağırdın ya? Ne bağırıp duruyorsun gerizekalı? Yanlış parmağı kestireceğim bana şurada! Tamam, tamam, her şeyi anlatacağım. Yok, anlatmayacağım. Sus sus, hiçbir şey anlatmayacağım, sus! Bak olmaz, gerçekten de olmaz. Daha olay yeni başlıyor. Daha henüz bir tane bile parmağını kesebilmiş değilim. Acele etme, niye acele ediyorsun? Gene anlatırsın. Önce şu parmağımı, yoksa şu biraz yakışıklı geldi gözüme. Gel bakayım. Kes hadi, kes. Sus lan! Şu parmağı alayım, sonra da... Hepsini birden, hepsini! Yapma, yapma, tamam dedim, söyleyeceğim. Dur bir, dur! Ya usta, dur! Yapma! Dur! Durun! Aha geliyor vallahi. Ne yapıyorsunuz burada? Kimsin sen? Komutanım, Avukat Bey konsolosluktan geldi, zanlı için. Ya sizin müvekkilinizden şikayetçiyim Avukat Bey. Çünkü tırnaklar uzamış, pislik içindeydi. Manikür, pedikür için talepte bulundu. O talepleri yerine getirmek de bana düştü. Bu adamı burada işkence altında tutmaya hakkınız yok. Hakkınızda dava açacağım. Aç aç, iyi olur. Zaten çok az bir sabrım kaldı. Yağa kusura kalma da gerçekten şu beyefendiye bir çık lafım. Acaba hukuku senden öğrenecek bir tip var mı bende? Öyle bir sıfat var mı acaba? Aga sen karışma, ben bunların hakkından gelirim ya. Müvekkilimle yalnız kalmak istiyorum. Kanunlara saygınız vardır herhalde. Bu adamı burada tutmaya hakkınız yok. Müvekkilimle yalnız kalmak istiyorum. Thank you.
ne işin var Farid? Delilik bu. Yavaş. Odayı tam bilmiyoruz. Ne olur ne olmaz. Ben konsolosluğun görevlendirdiği avukatım. Konuştun mu? Hayır. Büyük planı soruyorlar. Seni istiyorlar. Tamam. Böyle devam et. Seni hastaneye aldıracağım. Bir süre sungurlar seninle oyalansın. Ben de onların o mezarını kazıyım. Komutanım, buraya bir avukat geldi. Biliyorum Serdar. Maalesef avukatın isteğine uymak zorundayız. Diplomatik zırvalar işte. Komutanım, Behram'ı verirsek Farid'in kim olduğunu ve planlarını asla öğrenemeyiz. Yüzbaşı. Müvekkilim yaralı. Onu bu halde burada tutmanız insan haklarına aykırı. Eğer işin büyümesini istemiyorsanız müvekkilimi hastaneye sevk edin. Hem de hemen. Bunun gibi hainlerin yüzünden bölgede binlerce insan ölüyor. Milyonlarca insan ülkelerinden kaçıyor. Avukat bey, bu insanların hakkı ne olacak avukat bey? Ben onların avukatı değilim yüzbaşım. Görevinizi yapmanızı bekliyorum. Durumu konsolos beye haber vermek zorundayım. Komutanım. Tamam. Götürecekler hastaneye. Ama biz de gireceğiz avukat bey.